Hadi şimdi bir nükleofilik açil süpsitasyon tepkimesinin genel mekanizmasına bir bakalım. Evet bunlar bizim karboksilik asit türevlerimiz. Bildiğiniz gibi şuradaki karbon molekülümüzün elektrofil kısmı ve kısmi pozitif. Buradaki oksijen de elektron yoğunluğunu çekiyor. Hatırlayacaksınız. Bir önceki videomuzda karboksilik asit türevlerinin karşılaştırmalı reaktifliklerinden bahsetmiştik. İşte bu karbon nükleofilimizin saldıracağı yer. İşte burası. Bu elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi sonucun ne olduğunu bir çizelim. Elimizde bir R grubu var. Bir karbon var ve sol tarafta 3 ortaklanmamış elektron çifti olan bir oksijenimiz var ve eksi yüklü mora boyadığım bu elektronları şuraya eksi yüke sahip oksijenin üzerine doğru hareket ettirelim. Sağ tarafta ise Y sübstituentimiz var ve nükleofilimiz de artık karbonumuza bağlı. Şimdi bu elektronları mavi ile gösterelim. Mavi ile gösterdiğim bu elektronlar karbonil karbonumuza saldırdı ve bu bağı oluşturdu. Buradaki 400'lü ara maddeden şu son ürünümüze gitmek için karbonilimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Yani buradaki elektronlar şuraya gelmeli ve bu elektronlar da Y sübstitüentimize geçmeli. Y böylelikle eksi yüklü oluyor. Evet, iki elektron hareket edince ve Y'ye geçince Y eksi 1 yüklenmiş oluyor. Bu bahsettiğimiz elektronları yeşille göstereyim. İşte bunlar Y'ye geçti ve onu eksi yüklü yaptı. Yani bu bizim ayrılan grubumuz. Şuraya yazalım. Ayrılan grup. Böylece şimdi sonucu görebiliriz. Artık nükleofilimizi Y sübstüenti ile yer değiştirebiliriz. Bu kısımda açil grubu. İşte bu da nükleofilik açil sübstitüsyonu oldu. Yani Y ile nükleofil yer değiştirdi. Bu mekanizmada bahsetmemiz gereken birkaç durum var. Bir önceki videoda karboksilik asit türevlerinin reaktivitesinden bahsetmiştik. Peki bu reaktiviteye sübstitüsyonun katkısı nedir? Karbonil karbon üzerindeki kısmi pozitif yükü nasıl etkiler? Açil klorürlerin en reaktif yapı olduğunu görmüştük. Hatta karboksilik asit türevlerinin indiktif etkisiyle rezonans etkilerini karşılaştırmıştık. Bu mekanizmayı etkileyebilecek başka bir şey de sterik engeldir. Bu durumda karboksilik asit türevi üzerinde olan R grubunu düşünebiliriz. Eğer bu R grubu tert-bütil değil de metil olsaydı, tert-bütil grubunun sterik engeli fazla olurdu çünkü daha büyük. Bu da nükleofilin saldırmasını engelleyebilirdi. Yani sterik engeli göz önünde bulundurmak önemli. Karboksilik asit türevlerinin reaktivitesi düşünülmesi gereken bir unsur. Hatta nükleofilin kuvveti de üzerinde durulması gereken şeylerden bir diğeri. Çünkü karbonil karbona saldırmak için güçlü bir nükleofile ihtiyaç vardır. Bu videomuzda biz daha çok ayrılan grup ve bu grubun kararlılığı üzerinde duracağız. Eksi yüklü ve kararlı bir şey istiyoruz. Ne kadar kararlı olursa ayrılma olasılığı o kadar yüksektir. Hadi şimdi bir örnek üzerinden gidelim ve ayrılan grubu bulmaya çalışalım. Hangisi en kararlı ve neden? Şimdi karşımıza çıkan bu tepkimeyi bir inceleyelim. Bu bir açıl klorür. Evet, elimizde bir açıl klorür var. Şimdi de sodyum formatla tepkimeye girdiğini görüyoruz. Burada molekülün reaktif kısmı olan asetil klorür bulunuyor oksijen ve klorür ikisi de elektronegatif. O zaman buradaki karbon kısmi pozitif. Bu bizim elektrofilimiz. Diğer taraftaki nükleofilimiz ise sodyum format. Oksijen eksi bir yüklü ve böylece bu bizim nükleofilimiz oluyor ve soldaki elektrofilimize saldırıyor. Böylece bu elektronlar oksijene geçiyor. Şimdi ara maddemizi bir çizelim. Burada oksijenimiz var. Üzerinde 3 ortaklanmamış elektron çifti var ve eksi 1 yüklü. Şimdi ise oksijene doğru hareket eden bu elektronları mor yapalım. Evet, peki bu karbona başka ne bağlanıyor? Sol tarafına bir CH3 ve sağ tarafına ise bir klor bağlanıyor. Klorun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini çizelim. Evet, bu karbona bir de sağ üstten bir oksijen bağlanıyor. Uzantılarını ve ortaklanmamış elektron çiftlerini de çizelim. Mavi renkteki şu elektronlar oksijen ve karbon arasındaki bağı oluşturdu. Ve dört yüzü ara maddemiz ortaya çıkmış oldu. Nükleofilik açıl stütüsyonu mekanizmasında yer alan bir sonraki adımın karbonilimizi yeniden düzenlemek olduğunu söylemiştik. Karbonilimizi yeniden düzenlediğimiz zaman karbonla 5 bağımız olamıyor. Yani bir ayrılan grup olarak bir şeyler kaybetmemiz gerekiyor. Tabii burada birçok olasılık mevcut. Bir olasılık bu elektronların klora geçerek ayrılan grup olarak klorür anyonlu oluşturmasıdır. Şimdi bu olasılığı çizip gösterelim. Klorür burada ayrılıyor. Üzerinde eksi yük var. Bir diğer olasılıksa karbonilimizi yeniden düzenlediğimiz zaman buradaki mavi elektronların tekrar oksijene geçmesi olabilir. Ve bu da bize format anyonumuzu geri vermiş olacak. Şimdi bunu da altına çizelim. Bu diğer olasılığımızda ayrılan grup olarak format anyonu oluşuyor. Hidrojeni de ekleyelim. Bir başka olasılığımız buradaki elektronların CH3'e geçmesi olabilir. Böylece karmanyon oluşturabiliriz. Bu olasılığı da çizelim. CH3 ortaklamamış elektron çiftleri ve eksi bir yük. Evet bunlar olası ayrılan gruplar. Bunlar arasında en iyi ayrılan grubu belirlemek için en iyi yol konjüge aside bakmak. Klorür anyonunun konjüge asidi HCl. Üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri de var. Format anyonunun konjüge asidi ise formik asit. Ve son olarak karbanyonun konjüge asidi de metan yani CH4. Bu asitlerin pKa değerlerine baktığımız zaman hidroklorürün pKa değeri yaklaşık olarak eksi 7. Formik asidinki yaklaşık olarak 5 ve genel olarak metan veya alkanlar içinse yaklaşık olarak 50'dir diyebiliriz. Böylece elimizde farklı pKa değerleri bulunuyor. Hatırlarsanız pKa değeri ne kadar düşükse asit o kadar kuvvetli oluyordu. Yani şu yönde ilerlediğimizde asitlik derecesinin arttığını görebiliyoruz. Ele aldığımız bu 3 asidin arasında en asidik olan hidroklorür asit. Peki neden? Çünkü hidroklorür asit en fazla proton verme isteği olan asittir. Bunun da nedeni Konjuge bazı olan klorür anyonunun kendi başına son derece kararlı olmasıdır. Böylece klorür anyonun kararlılığı bize proton verenin büyük bir ihtimalle hidroklorür asit olduğunu söylüyor. Böylece cevabımızı bulduk. Artık klorür anyonunun diğer ayrılan gruplara göre en kararlı olan yapı olduğunu biliyoruz. Bunu da konjuge asitlerin pKa değerlerine bakarak ortaya çıkardık. Şimdi mekanizmaya geri dönelim. Klorür anyonu ayrılacak. Buradaki yeşil elektronlar klora geçecek. Evet, şimdi son ürünümüzü çizebiliriz. Sol tarafta karbonilimizi yeniden düzenlediğimiz zaman elimizde bir CH3 ve sağ tarafta ise bir oksijenimiz vardı. Ve devamında şu yapıyı ve hidrojeni eklemiştik. İşte bu son ürünümüz. Şimdi ise ayrılan grubumuz olarak klorür anyonumuzu bir çizelim. Eksi bir yükü var yeşil elektronlar buna geçti ve onu ayrılan grup yaptı. Son ürün olarak da asit anhidrit elde ettik. Eğer bunu asit anhidrit olarak adlandırırsak bu asetik formik anhidrit oluyor. Evet, açil klorürden asit anhidrit oluşturduk ve ayrılan grupların kararlılığına baktık. Klorür anyonun en kararlı ayrılan grup olduğunu gördük. O zaman diyebiliriz ki genel olarak konjuge asitin pka değerlerine bakmak oldukça mantıklı. Şuraya pka diyorum. Yanına da mesela h değerini ekleyebiliriz. Bu bize konjuge asidin pka değerini gösteriyor. Ayrılan gruplara bakarsak ve konjuge asitlerin pka değerini düşünürsek pka ne kadar düşükse ayrılan grup o kadar iyidir. Şöyle bir ok çekmiştik. Yanındaki bu okta ok en iyi ayrılan grup ölçeğimiz olsun. Böylece klorür anyonu altında yer alan format anyonu ve karbon anyonuna göre daha iyi bir ayrılan gruptur. Bu bir mekanizmadaki ayrılan gruplara bakmak için iyi bir yol. Konjuge ve pKa değerlerini hesaba katmamız gerekiyor.